Herkese merhaba arkadaşlar, Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir konuya değineceğim öncelikle. Daha sonra da pazartesi günü gelecek oyuncuların full overall'ları kaç oluyor ve hangileri fullenmeli, hangileri fullenmemeli, bu sefer örneklerle size aktarmaya çalışacağım. Geçtiğimiz hafta Atletico Madrid Real Madrid toplarında 100 overall'lık bir Felix vardı. Ben hesaplarda, paralı hesaplarda, yani para yatırılan hesaplarda tabii ki de fullenebilir ama ben para yatırılmayan hesaplar için fullenilmesinin doğru olmadığını düşündüm ama bu konuda birazcık linç yedim. Açıkçası hala aynı görüşteyim. Benim görüşüm değişmedi. Ben yine bu hafta dilim döndüğünce hangi oyuncular para vermeyen hesaplar için, çok böyle kısıtlı giden hesaplar için hangi oyuncuların fullenmesi gerektiğini ve hangi oyuncuların fullenmemesi gerektiğini sizlere aktaracağım. Tabii ki siz daha iyisini biliyorsanız bunlara uymak durumunda değilsiniz ama bilmeyen kardeşlerimize en azından bir ön ayak olmuş oluruz. Öncelikle ilk oyuncumuz Payet, biliyorsunuz Olympique Marseille ve Monaco takımları gelecek pazartesi günleri. Şu anda full seviyelerini görüyorsunuz. Payet konusunda çok ekstra açıkçası konuşulacak bir şey yok. Tipik bir orta saha oyuncusu. Hem OOS'de hem de kanatlarda oynayabilen ve R2'sinin baklı olduğu olan düşünülen ve ciddi anlamda da falsosunun 98 olmasından da çok iyi R2'ler yapabildiğini görebilirsiniz. İyi bir oyuncudur. Birazcık fiziki açıdan iyi değildir. Ama fiziksel temas ve denge ikileminin kötü olmadığını düşünüyorum. Ve hız ve hızlanması da 86, bence bir kanat oyuncusu için bir tık yavaş da olsa asla geri planda olacak bir oyuncu değil. 20 seviye çok kolay fullenen bir oyuncu. Eğer ki light oynuyorsanız ya da light oynamasanız da kadronuz çok iyi değilse ben Payet'in bir kanat oyuncusu olarak 20 seviye çok kolay fullenen bir Payet'in kesinlikle fullenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Tabii ki gelir gelmez onu top açılımında artık kontrol edeceksiniz ama kesinlikle ve kesinlikle ben Payet hakkında bunu düşünüyorum. Şimdi ikinci oyuncumuz Sanson, aslında tipik bir Joker oyuncu. Ben Joker oyuncularını özellikle, biliyorsunuz ki formlar, ligler bittiği, ertelendiği için, gerçi yavaş yavaş açılıyor ama ligler ertelendiği için form durumları biliyorsunuz nötr geliyordu oyuncuların ve bundan dolayı da Joker oyuncuların çok fazla ön planda iyi olduğunu ve ön planda olması gerektiğini sizlere aktarmıştım. Alaba gibi vesaire vesaire, bu tarz oyuncular gibi. Şimdi geçtiğimiz hafta hemen bakacağız. Şurada Saul vardı Atletico Madrid'de. Saul'u fullemeniz gerektiğini söyledim. 28 seviye bir oyuncuydu. Fullenmesi biraz zor olsa da inanılmaz bir oyuncuydu Saul. Baktığımızda güçleri, hızlanması çok iyi ve orta sahada şu anda gördüğünüz gibi Joker oyuncu. OOS dahil olmak üzere kanat, göbek, orta saha ve dosta, hatta sol bekte bile 90 oynayan bir Joker oyuncu. Baktığımızda inanılmaz iyi, tek bir eksiği var. Zayıf ayak kullanımı ve yeteneğinin çok iyi olmamasını görüyorduk. Peki Sanson hakkında ne düşünüyorum? Aynı şekilde geçtiğimiz hafta Saul'u çıkaramadıysanız, Sanson'u çıkardıysanız hiç üzülmeyin Saul'u çıkaramadınız diye. Bu adamı fulleyebilirsiniz. Aynı randımanı alacaksınızdır. Kağıt üzerinde de fiziksel temas, dengesi, dayanıklılığı kesinlikle iyi olan, alçaktan ve yüksekten pası, sıkı top tutma, top sürme ve top kontrolü 90'ın üzerinde olan bir oyuncu. Koke'ye, düzeltiyorum, Saul'a göre artısı şu: zayıf ayak kullanımı daha iyi. Yani iki ayaklı bir oyuncu. Saul tek ayaklı bir oyuncu. O yüzden asla üzülmeyin. Yani Saul'u çıkaramadıysanız Sanson size yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kaleci Mandanda, açık söyleyeyim, asla fullenmemesi gereken bir kaleci. Benim şahsi fikrim. Normalde kalecilerin güçlerine baktığınızda sağ üstte gördüğünüz farkındalık, yakalama, uzaklaştırma, refleks ve uzanma özelliklerinden, yakalaması genelde düşük olmaz kalecilerin, genelde uzaklaştırması düşük olur. Nasıl mı? Geçtiğimiz haftaki top açılımında pazartesi günü gelen Courtois ve Oblak'a bir bakalım isterseniz. Oblak şu anda baktığımızda bütün güçleri 99, uzaklaştırmasının 96 olduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde Courtois da geçtiğimiz hafta pazartesi geldi, biliyorsunuz, Real Madrid toplarından ve uzaklaştırması 95, diğer yakala 96 ve diğerleri 99. Genelde uzaklaştırması diğer güçlerine göre daha düşük oluyor. Ama Mandanda öyle değil. Mandanda'nın yakalaması 93 arkadaşlar. Yani uzaklaştırması 96, yakalaması 93 olan bir kaleci kesinlikle sizin başınıza bir bela olacak bir kalecidir. Ben Mandanda'nın fullenmemesi gerektiğini düşünüyorum. İlk 5'e asla zaten sokmazsınız. Özellikle ilk 5'e soktuğumuz Oblak, Courtois gibi kalecilerin bile bazı maçlarda hata yaptığını ve kol kırdırdığını düşünürsek Mandanda kesinlikle ve kesinlikle fullenmemesi gereken bir oyuncu, bir kaleci diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Benedetto'ya.
Çok önemli bir oyuncu. Ben şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Morata ve Benzema gibi iki tane forvet oyuncusu ki aslında klas forvetlerdi. İlk 20'ye sokar mısınız? Rahatlıkla o forvetleri ilk 20'ye zorlarsanız belki Benzema'yı ilk 10'a bile sokabilirsiniz. Fullenmeleri de kolaydı. Ben Benedetto'nun geçtiğimiz hafta Morata ve Benzema çıkaramayanlar için kesinlikle ideal bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve fullenmesi gereken bir oyuncu. 22 seviye sizi zorlamayacak bir oyuncudur. Baktığımızda hızlanma denkleminin 89'da fiziksel temas ve denge ikileminin çok iyi olduğu görünüyor. Aynı zamanda zayıf ayak kullanımı. Bakın bu çok önemli çünkü birazdan örneklerini göstereceğim. Zayıf ayak kullanımı ve yeteneğinin 4 ve 3 olduğu görünüyor. Bitiriciliği 94 bence ideal, güzel bir şey. Çünkü kolay fullenen bir oyuncu. Ofansif farkındalık top sürmesinin 90'ın altında olsa da yeşil görünüyor. Şimdi gelelim geçtiğimiz haftaki toplara. Morata'nın bitiriciliği 92, yani Morata'nın bitiriciliğinden daha iyi Benedetto. Sadece Morata'nın kafa vurma özelliği var ayrıyetten bu oyunculara göre. Zayıf ayak kullanımının Benedetto'dan daha düşük olduğu görünüyor. Aynı şekilde Benzema'ya bakalım. Yine zayıf ayak kullanımının Benedetto kadar iyi olmadığı ve bitiriciliğin 95 olduğu görünüyor. Açık söyleyeyim, Benzema çok kolay fullenecek bir forvetti. Bize gelse fulleyecektik. Ama Benzema'yı çıkaramadıysanız ve bir forvet ihtiyacınız varsa, tabii ki de forvetinizde Ronaldo, Messi gibi oyuncularınız yoksa, kesinlikle Benedetto fullenmesi gereken bir oyuncu kategorisine benim şahsi fikrim kağıt üzerinde giriyor arkadaşlar. Strootman çok fazla detay verebileceğim bir oyuncu değil. Biraz önceki Go oyuncusu bence daha gösterişli bir oyuncu. Ama olur, baktınız bu geldi. Fullenir mi? 23 seviye. Ben 23 seviye bile çok aşırı zorlamayacak bir seviye ama ben bu oyuncunun çok fazla fullenmesi taraftarı değilim. Hızlanma denklemi çok kötü. Hiçbir şekilde fiziksel teması iyi olsa da denge kısmı çok kötü ki bu adam Go adamı, DOS'ta daha kötü oynuyor. Go 94 overall, DOS'u 92 overall ama ofansif farkındalığı ve defansif farkındalığının yüksek olması bir tık belki avantaj sağlasa da ben çok fazla beğendiğim bir oyuncu değil. Zayıf ayak kullanımı ve yeteneği de 2 olarak görünüyor kardeşlerim. Bilginiz olsun. Şimdi bunda çok fazla linç yiyeceğim ama ben yine kendimi açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Kamara bizde şu anda var, hormonlu kartı ve sanırım bir seviye fark var. Bizdeki 96, bu 97 diye tahmin ediyorum. Yanılıyorsam zaten yorumlarda falan düzelteceksinizdir bizi. Şunu söyleyeyim, para vermeyen bir hesap için konuşuyorum. Kesinlikle fullememeniz gereken bir oyuncu arkadaşlar. Para veriyorsanız zaten bu videoyu izlemenize gerek yok. 1000 lira 1500 lira basar fullersiniz. Geçtiğimiz hafta Felix'i fullediğimiz gibi. Kamara gelirse bilmiyorum, Emin'in kararı. Ben fullenmemesi taraftarıyım. Biz para veren hesap olsak da fullenmemesi gereken taraftarıyım. Çünkü bizim oyuncumuzla Kamara arasında bir seviye fark var. Yani bir overall fark var. Açık söyleyeyim, çok iyi bir oyuncu ve gelecekte inanılmaz, belki de Koulibaly'nin şu anda yaptığı o sansasyonel çıkıştan, Van Dijk'ın yaptığı sansasyonel çıkıştan çok daha iyi bir çıkış yapacak bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Stoper olmasına rağmen DOS ve bek kademelerinde de oynayabiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Açık söyleyeyim sizlere, DOS olarak oynatırsanız eğer sıkı top tutması 84 olsa da bir DOS aslında stoper için çok iyi. Top sürme, top kontrolü çok iyi. Defansif farkındalığı 99. Sadece bitiricilik anlamında sıkıntısı var. Yüksekten ve alçaktan pası 85 ve üstünde. Ama size şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta Hermoso diye bir kart vardı. Fullemeniz gerektiğini söylemiştim. 31 seviye bir kart bu. Kamara 45 seviye bir kart. Arada 14 seviye fark var. Ne kadar bir fark var size söyleyeyim. Nereden baksanız 160 bin, rahatlıkla 160 bin DP'lik bir fark var. Bununla iki tane genç olmayan yaşlı oyuncu, yani Benzema ile Messi'yi fulleyebilirsiniz mesela bu iki aradaki farkla. Eğer ki iyi bir kadronuz yoksa, ben her zaman aynı görüşteyim ve ben kendimce doğruları söylüyorum. Kamara'yı fullemeye asla gitmeyin. Şimdi bunu açıklayacağım size. Top açılımı yapıyorsunuzdur. Bazen ücretsiz toplardan ikonlar bile geliyor sizlere. Şöyle yapabilirsiniz. Hermoso'yu da fullemeyin. Hadi onu da fullemeyecekseniz. İki tane oyuncu var. Bu arada Varan da bir önceki hafta çıkan kart. Ve 24 seviyede fulleniyor. Ya bence sıkı top tutması, alçaktan pas ve top sürmesi Kamara'dan düşük diye diğer özellikleri asla geride kalmıyor. Bence bunu fullemenizi ben para yatırmayan bir hesap için tavsiye ederim. Onun dışında Beckenbauer
bir ikon kart biliyorsunuz ki. Bayern Münih'i seçtiğinizde güçleri hiçbir zaman bence Kamara'dan kötü olmuyor. Sadece 19 seviyeye fullenen bir oyuncu ve kesinlikle Kamara'dansa Beckenbauer gelirse bunun için DP antrenörlerinizi bekletebilirsiniz diye düşünüyorum. Aynı şekilde Baresi de Bayern Münih'te seçtiğinizde şu anda görselde güçlerini görüyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle Kamara'yı fullemektense Beckenbauer'ı, Baresi'yi, üstüne Messi ve Ronaldo'yu da fulleyebilirsiniz. Ben size sadece matematiksel hesabını söyleyeyim. Kamara'ya girmeyin derim, para vermiyorsunuz. Sakai'ye çok fazla değinmeyeceğim. Açıkçası 24 seviye çok aşırı zorlanacak bir seviye değil ama çok daha iyi sağ bekler var. Sıkı top tutması, top sürmesi, top kontrolü yeşil olmayan bir bek oyuncusu hiçbir şekilde beni maalesef tatmin edemiyor. Bek oyuncusu demek bana göre oyunda ofansif gücünün daha yüksek olduğu oyuncular demektir. Zaten ileri çıkarmayacaksanız stoper yaparsınız, onu da geride kalır. Bek olarak defansif farkındalığı 85, top kazanması 87, çok güzel. Ama ofansif anlamda size bir fayda sağlayabilecek bir oyuncu maalesef değil. Kafanız varsa kafayı oynatın, Hector Bellerin'i oynatın, Carvajal'i oynatın ama bu çok yönlü bir oyuncu bana göre değil. Şimdi Amavi sol bek oyuncusu 30 seviye. Ben seviyesinin hakkını verdiğini bunu da düşünmüyorum. Fullenmesi gereken bir oyuncu değil. Geçtiğimiz haftadan hatırlarsınız Lodi'yi. Lodi sol bekti ve hatta hemen göstereyim. 40 seviyeye kadar yükseliyordu. Ve 40 seviye bu oyuncu için, yani şu anda 40 seviyelik bir oyuncunun güçleri değil bu. Yani güzel bir güç değil, iyi bir güç değil. O yüzden ben o hafta, geçtiğimiz hafta söylediğim şeyleri Amavi için de söylüyorum. 94 overall ve 30 seviye çok, yani kolay fullenmez bu oyuncu. O yüzden ben Amavi'nin fullenmemesi gerektiği taraftarıyım. Şimdi geldik Ben Yedder'e. Şimdi geçtiğimiz haftaki kartları gözümüzün önüne getirdik. Evet, diğer forvet, yani bu hafta gelecek forvet bir tık daha fullenebilir bir forvetti. Peki Ben Yedder mi, Benedetto mu fullenmeli? Forvetiniz yok, hangisinden oyuncu açmalısınız? Çünkü ikisi de farklı kulüp selectionlarda. Bir tanesi Monaco oyuncusu, bir tanesi Marsilya oyuncusu. Bakın formalardan da gördüğünüz gibi. Şimdi hangisi daha iyi diye baktığımızda açık söyleyeyim, bu sizin oyun kurgunuza göre değişiyor. Şimdi Ben Yedder kafa özelliği olan bir oyuncu değil. Ama diğer oyuncu kafa özelliği de var, Benedetto'nun. Şimdi Ben Yedder ayağına topu aldığında, kabul ediyorum, top sürmesi, ofansif farkındalık, top kontrolü, fiziksel temas, denge ikilemi idare eder. Fiziksel temas da çünkü forvet adamında ister. Yani Mbappe tarzı fiziksel teması düşük. İkili mücadelelerde Koulibaly gibi oyuncularda yan yana omuz vurduklarında yıkılabilecek bir oyuncu büyük ihtimalle. Ama sırtını kaleye döndüğünde bir şeyler yapabilecek bir oyuncu. Peki Benedetto nasıl? Fiziksel temas, denge ikilemi çok iyi. Yani hem güçlü yan yana da, hem de dengesini sağlayıp sırtını rakibe verdiğinde rahatlıkla yanından dönebilecek bir oyuncu. Aynı zamanda zayıf ayak kullanımının Ben Yedder'den kötü olduğunu görmüyoruz gördüğünüz gibi. Aynı zamanda Benedetto'nun kafa özelliği var. Aynı zamanda sıçrama özelliği var. Top sürme anlamında Ben Yedder kadar daha aktif olmasa da, ben eğer güçsüz bir kadrom olsa ve bir top açılımı için hangi tarafı denerdim derseniz, ben Benedetto'nun denenmesi taraftarıyım. Ben Yedder oyunda battle olarak söylenen oyunculardan biri de olsa, ben oyumu Benedetto'nun yanından kullanıyorum ve bana göre kesinlikle de bu güçleri eğer sahaya yansıtırsa kesinlikle çok daha iyi bir oyuncu olacaktır, benim şahsi fikrim. Lecomte açısından çok fazla bir şey söylememize gerek yok. Bakın uzaklaştırma diğer güçlerine göre daha düşük, genelde kalecilerde böyledir. Mandanda da yakalama kötüydü. Eğer bir kaleciye ihtiyacınız varsa ve top açılımı yapacaksanız, Mandanda tarafından değil bu taraftan yapmanızı tavsiye ediyorum kardeşlerim. Bilginiz olsun. Bakayoko Doss 28 seviye, açık söyleyeyim orada Raycard görevi görebilecek. Yani ağır, çok hızlı bir oyuncu değil ama çok da ağır bir oyuncu değil. Orada oraları toparlayacak bir oyuncu. Ben açık söyleyeyim, Doss oyuncusu da olsa bitiriciliğinin 70 olması bana dokunuyor arkadaşlar. Neden dokunuyor? Bu adam ne olursa olsun ceza sahası yayında, oyunu sete çevirdiğinizde ceza sahası yayından bir şut çekme imkanınız olabilir onunla. Öne açılabilir. 70 olan bir adamın gol atma ihtimali çok çok düşük. Zaten bu tarz durumlarda kalenin ortasına hedef alın.
Çünkü o sapıtıp duracağı için belki köşeye gider. Ama benim düşüncem top kontrolü ve top sürmesi ideal. Ya DOS görevinde eğer ileri çıkarmıyorsanız Sergio Busquets gibi ve biraz daha hızlısı oraları çok iyi temizler, toplar ve agresif olduğu için fiziksel temas denge ikileminin de çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Fiziksel teması çok iyi, o yüzden agresiflikle birlikte orta sahada çok fazla omuz atıp çok fazla adamı tutup çekerek pozisyonu kendine avantaj sağlayacak duruma gelecek oyunculardan biri. Golovin'e de çok fazla detay vermeye gerek yok. Joker oyunculardan biri. Joker oyuncuları severim ben. 31 seviye biraz bana göre yüksek. Oyunun sonlarına geliyor. Bu kadroyu 2021 yılına senkronize edemeyeceksiniz. Atamayacaksınız 2021'e. Bu kadrolar çöp olacak. O yüzden artık oyunun da son demleri yaklaşırken 31 seviye bir Golovin'i fullemeye uğraşmayın. Geçtiğimiz hafta Modric vardı mesela. Modric'i fullleyebilirdiniz bana göre. Modric'ten çok daha hızlı bir oyuncu, kabul ediyorum. Ama 31 seviye için değer mi? Ben değmeyeceğini düşünüyorum ama para veriyorsanız oyuna ciddi anlamda Golovin fullenmesi gereken bir oyuncu diyebilirim sizler için. Slimani, şimdi Fenerbahçeliler özellikle ve Türkiye'ye geldiği için Türkiye'deki performansından dolayı Türk milleti Slimani'ye biraz kötü bakıyor ama orta kafa oynuyorsanız kesinlikle ideal bir forvet. Bitiriciliği 90, kafası 96. Kafa olaylarında sıçrama çok önemlidir. Mesela İbrahimovic'in sıçraması 70'lerde, 68'lerde falan. Kafa vurmada sıçrama da çok önemlidir. Sıçraması 98 olan bir oyuncu. Eğer ki orta kafa oynuyorsanız Slimani 23 seviye çok zorlamaz sizi. Ben kesinlikle bir deneyindeyim ama tabii ki de hız olarak maalesef ki hızlanması 79. Yani koşu yoluna attığınız bir pası alabilecek bir oyuncu değil. Oyunu sete çevirip kanatlara yayıyorsanız ben Slimani'yi bir fullleyip bence deneyin derim. Harry Kane kadar iyi kafa vurabileceğine inanıyorum. Kağıt üzerinde böyle bilginiz olsun. Hemen bakalım. Balotelli sol bek. Bu da biraz önceki Lodi gibi 37 seviye bir oyuncuyu kalkıp da bu dönemde fullememeniz gerekiyor. Çok fazla DP götürür. Hiç gerek yok. Jordi Alba'yı, Robertson'u fulle. Yani birçok adam var orada. Robertson'u fulle. Bunlardan daha kolay fullenecek oyuncular. Ve Jordi Alba da öyle. İşinizi bana göre görecektir. 37 seviye Balotelli'ye bence hiç girmeyin diye düşünüyorum. Maripan ortalama bir stoper ama 31 seviye bir tık fazla fullenmesi için. O yüzden yani bilmiyorum ama geçtiğimiz hafta Varane'ın 24 seviye olduğunu düşünürsek Varane'dan iyi bir kart mı? Değil. Kesinlikle değil. O yüzden hani bir stopere ihtiyacınız var ve ya abi yakın sürede fullemem gerekiyor modundaysanız iş yapabilir ama orta segmentte bir kart. Bana göre hiçbir zaman üst segmente almam bu kartı. Hormonlu halini. Fofana'da hiç gereği olmayan bir kart. Çok iyi, inanılmaz iyi bir kart. Yani kabul ediyorum. Ama 48 seviye. Bunu fullleyeceksen Kamara'yı fullle. Yani bu adam önde oynayabiliyor, tamam kabul. Bu adamı mı DOS'ta oynatmak isterim? Kamara'yı mı? Kesinlikle Kamara'yı tavsiye ederim. Bu adamın da bitiriciliği 80. Çok da aman. Ya 80 gol atamaz bu da. Öyle söyleyeyim. O yüzden bana kalırsa bundansa eğer bir oyuncuya servet yatırmak istiyorsanız bundansa ben Kamara'yı tercih ederim ama bana göre iş yapmayacak oyunculardan biri. Bugünkü videomuz bu kadar. Birazcık uzun tutmaya çalıştım. Biraz daha detaylı anlatmaya çalıştım. Yine söyleyeyim kardeşlerim. Amacımız şu. Biz zaten bu açıklamaları yaparken parası olan kişiye zaten bir açıklama yapmaya gerek yok. O istediği oyuncuyu çıkan bütün oyuncuları fuller. Bu kadar basit ama parası olmayan, atacak kurşunu çok olmayan insanlara biz bir nebze tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı da olabiliyoruzdur. Felix olayı da bu şekilde. Felix, Kamara, özellikle oyunun yarı dönemini geçtikten sonra artık birçok kişi bıraktı PES oynamayı. Yani Kamara, Felix, aynı şekilde Fofana bu oyunculara fullemenin bir mantığı yok. Paralı hesaplarda da bence yok. Ama tabii ki tercih sizin. Siz doğruyu biliyorsunuzdur. Ben sürçülisan ettiysem affola. İyi ki varsınız. Bu tarz videoların devamı için like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.